Merhaba. 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 Sayın Başkanlarım, değerli il Başkanım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri. Demokrasinin temel taşı muhtarlarım, mesai arkadaşlarım, değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. 31 Mart seçimlerinde %60 destekle büyükşehir belediye başkanı seçilmiş biri olarak da zaten şöyle gururla onurla bakıyorum. Mersin'de aslında karşımızda olan kimse yok. Hizmetimizden memnun olmayan kimse yok. Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet erbabı bir belediyedir. İşini el yordamıyla günü savmak için yapmaz. İşi kurtarmak için yapmaz. Hani bizim yöresel dilde bir laf vardır. Evladiyelik derler. Falanca ustaya işimizi yaptıralım. Düzgün adamdır. Doğru adamdır. İşini kaliteli yapar, evladiyelik yapar. İşlerimizi evladiyelik yapıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de bir marka belediye olması hepimizi gururlandırmalı. Türkiye'de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin konuşulması, televizyon ekranlarında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ya da başkanının her tartışma ortamında mutlaka anılması kimseyi kıskandırmaz. Mersin adına sevindirsin. Mersin'in tanıtımı milyon dolarlar dökerek para harcamakla da olmuyor. Biz Türkiye'nin ilk yedide vergisini ödeyen bir kentiz. Türkiye ekonomisine önemli katkılar yapıyoruz. Türkiye'nin kasasına 80 vilayet içerisinde ilk yedide para bırakıyoruz. Limanımız, tarımımız, sanayimiz, limana bağlı, üretime bağlı ticaretimiz, lojistiğimiz... Birçok sektör katma değer yaratıyor. Bu da devlete vergi olarak gidiyor. Biz bunun karşılığını almak durumundayız. Daha fazla merkezi hükümetten pay almak zorundayız. Daha fazla yatırım istemek durumundayız. Bekleyen yatırımlarımızın bir an önce gerçekleşmesini istemek durumundayız. Bütün siyasi parti temsilcilerinin Mersin'e yönelik özel gündemlerinin olması, Mersin'i her yerde dillendirmesi, Mersin'in merkezi hükümet tarafından hizmet alabilmesi için gerekli çalışmaları yapması lazım. %60 da seçilmiş bir başkan tarafından ikinci 5 yılda yönetilecek. İstikrar devam edecek. Bu hizmetler hiç durmadan, duraksamadan devam edecek. Bizim geçtiğimiz 5 yılda bu gözden ırak, Mesafe olarak merkeze uzak. 7 ilçemiz bizim gönlümüzden uzak olmadı. Merkezde hangi kalitede iş yapıldıysa burada da yapıldı. Merkezin neye ihtiyacı varsa Vahap Seçer'in 2019 seçimlerinde %50'nin üzerinde oy aldığı yerlere hatta %60'lara varan mahallelerde oy aldığı yerlere hangi hizmet gidiyorsa hizmet mukabilinde, talep mukabilinde buralara da aynı hizmet geldi. Siyasette seçim sandıkları size karnenizi önünüze koyar. Başka bir alet yok. Kamuoyu yoklamaları yapılır. Tutar, tutmaz, doğru tahmin edilir edilmez. Ama reel olan yani gerçek olan sandıktan çıkan sonuçtur. Genelde yüzde 45 oyla seçilmiş belediye başkanı olarak bir sonraki seçimde 15 puan artışla %60 oyla tekrar seçildim. 7 ilçeyi kapsayan bu bölgede 2019 seçimlerinde tarafıma verilen oy oranı %30'du. %30'du. Aradan 5 yıl geçti. 22 puan artışla %52'ye çıktı. Bu neyin eseridir? 22 puanlık oy artışı hizmetin değil de neyin eseridir? Soruyorum sizlere. Demek ki vatandaş hizmetlerimizden memnun. İşte burada durup düşünmemiz lazım. Sorumluluğumuzun bir kat daha değil, birkaç kat daha arttığını görmek lazım. Neden? Şunu düşüneceğiz. Diyeceğiz ki, bakın insanlar parti ayrımı gözetmemiş. İdeolojik ayrım gözetmemiş. Başkanın hizmetlerinden memnuniyetine gitmiş sandıkta oy vermiş. Oy oranını bu kadar arttırmış. Eğer ki vatandaşım hüsniyet sahibi ise gerçekten siyasinin hizmetlerine göre oyunu veriyorsa bir başkan olarak ben de bu sorumluluğun altında ikinci beş yılımda eğer bir önceki dönem bir çalışıyorsam beş çalışma ihtiyacı duyarım. Bu sorumluluk ağırdır. Bu vatandaşlarımın bu güvenini, bu itibarını boşta bırakmamam gerekir deyip gecemizi gündüzümüze katıp daha çok çalışmalıyız, çalışmalıyız, çalışmalıyız. Hiç merak etmeyin. Azmimiz yerinde, şevkimiz yerinde, enerjimiz yerinde. Çok daha güzel işler yapacağız. Hep beraber yapacağız. İlçe belediye başkanlarımızla ve muhtarlarımızla işbirliği içerisinde. Bu bölgede toplam 408 muhtarımız var. 408 muhtarımızın 208'i bir önceki dönemde muhtarlık yapıyordu zaten. Yeni gelen 200 muhtarımız da bu dönem Bazıları ilk kez, bazıları daha önceki dönemlerde yaptı. Tekrar bu dönem muhtarlık yapacaklar. Beni mutlu eden açıkçası bir konu var. Bizim bir kadın muhtarımız vardı. Şimdi bu sayı ona yükseldi. İnşallah bu sayı daha da artar. Seçim toplumu rahatlattı. Rahatlattı. Taraflı, tarafsız, partisi iyi oy oranıyla çıkmış, kötü oy oranıyla çıkmış. Allah için rahatlattı. Ben suratı asık sokakta kimseyi görmedim seçim sonu. Herkes bir rahatlama içerisinde. Sandıktan mağlup olan partilerin seçmenleri de mutlu. İşte milletimizin feraseti bu diyor. Yeri zamanı gelir sana destek verir. Ama çok açtığın zaman, limiti doldurduğun zaman, sınırı açtığın zaman sana ders vermesini de bilir. Bu seçim hizmet yapamayanların, israf edenlerin, halka tepeden bakmaya başlayanların, yanlış yapanların, topluma uygun olmayan politikalar üzerine gidenlerin, toplumu bölmek isteyenlerin, kamplaştırmak isteyenlerin ve buradan siyasi istismar yaparak oy almak isteyenlere halkın verdiği önemli bir cevap olduğunu düşünüyorum. Eğer partisi ne olursa olsun bir seçmen etrafında bir şehirde önemli oranda bir kitle bir başkan üzerinde ittifak yapıyorsa bunun anlamı budur. Seçim öncesi bunu söyleseydik bu sonuç çıkacak Türkiye'de diye kimse buna ihtimal vermezdi. Belki Mersin'de verirdi, bu konuşuluyordu. Ankara'da verirdi, bu konuşuluyordu. Buralardan yüksek oy oranları çıkacak. Ama Türkiye genelinde böyle bir ihtimalin olacağı kimsenin aklına gelmedi. Ama her zaman söylüyoruz biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Milletimizin görüşüne saygı duyuyoruz. Biliyoruz ki bir seçimde bizi göklere çıkarır. Ama o iha, o emanete ihanet edersek milletimiz bir sonraki seçimde bizi yer ile yeksan eder. Bunu da biliyoruz. Bu bilinçle çalışıyoruz. Bu bilinçle de çalışmaya devam edeceğiz. Büyük olan millettir. En büyük güç millettir. Bazen diyorlar ki başkanım çok kendine güvenerek konuşuyorsun. Çok özgüvenli konuşuyorsun. Diyorum ki vallahi Mersin halkı arkamda olduğu sürece özgüvenim de olur. Kendime güvenim de olur. Çünkü biliyorum ki bir siyasetçi olarak en büyük güç arkamızdaki millet gücüdür. Vatandaşın destek gücüdür. Onun bir teşekkürüdür, onun hayır duasıdır. Bizim için dünya malına değen odur. Partisi, bölgesi, etnik yapısı, inancı, yaşam biçimi. Her yurttaşımın kendine göre saygıdır, saygılıdır, onurudur, onun kimliğidir. Biz buna müdahale edemeyiz. Biz hizmetlerimizi yaparken bunları görmeyiz. Böyle davrandık. 13 ilçemize aynı anlayışla davrandık. Resmi nüfusumuz 2 milyon. Ama 2,5 milyondan fazla insana, fiili olarak Mersin'de yaşayan insana hizmet ettik. Bu anlayış içerisinde. Ve bunun karşılığını da gördük. İnsanlar artık ayrımcılık istemediğini 31 Mart'ta seçim sandıklarında sadece Mersin'e değil tüm Türkiye'ye gösterdi. Üniversiteye hazırlayacağı çocuklarını biz bedelsiz olarak belediye olarak sahiplendik. Çocuklarımıza en iyi eğitimi verdik. Gitsin en güzel okullarda okusun. Güzel meslek sahibi olsun. Mersin'i en iyi şekilde temsil etsin dedik. Tarımı önemsedik. Kadın üreticileri, küçük üreticileri, hayvancılığı önemsedik. Hadi gel köyümüze destek verelim. Projesiyle Türkiye'ye örnek olduk. Biz marş motoru görevi yaptık. Siz devam ettirin dedik. Ve devam edecek. Sulama borusu desteğinden fide fidan desteğine. Tarımın ihtiyaç duyduğu her alanda küçük üreticilerimizin yanında olduk. Tarımın önemini biliyoruz. İnsan yaşamına katkısını, ekonomiye katkısını. Önümüzdeki beş yılda da aynı şekilde mevcut projelerimiz devam edecek. Eksilmeyecek, artacak. Tarımsal gez desteklerini başlatacağız. 75 sulama kooperatifimiz elektrik enerjisi marifetiyle sulamaları yapıyor. Ve yüksek faturalar ödüyor. Bu dönemde Güneş enerji santralleriyle sulama yapacak kooperatiflerimize proje yardımı yapacağız. Ve kurulacak santrallerin önemli kısmını biz karşılayacağız. Onlara destek olacağız. Bu konuda da önemli çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de zaten ilk uygulamaları başlatacağız. Sizlerle de bunları buluşturacağız. Yine köyümüz atölye programımız bizim için gelecek beş yılda çok önemli olacak. Kırsala önem vereceğiz. Bölgesel olarak bölgelerin önemli ürünlerini tanıtımı, pazarlanması için köyümüz atölye programıyla marka yaratacak çalışmalar yapacağız. Coğrafi işaretten paketleme tekniğine, pazarlama tekniğine, bölgesel ürünlerin Türkiye pazarlarında hatta dünya pazarlarında tanıtımına önem vereceğiz ve Mersin ekonomisine katkı sunmalarını sağlayacağız. Yine altyapı çalışmalarımız devam edecek. Hiç merak etmeyin. İlk beş yılda olduğu gibi aynı şekilde yol yapım çalışmalarımız devam edecek. Meskin'in çalışmaları devam edecek ve önemli yatırımların altına imza atacak meski. Bunu seçim öncesi de söyledim. Bu konuda toplamda yaklaşık olarak 156 milyon avroluk bir kredi paketinin temin edildiğini söyledim. Bu kredi paketi içerisinde çok önemli projeler yapacağız. Biz iletişimimizi saygı sevgi çerçevesinde yapacağız. Birbirimize dürüst olacağız. Açamayacağımız kapı yok açamayacağımız hiçbir kapı yok. Özellikle bu dönemde belediye başkanlarımızla ilçelerimizde daha güzel hizmetler yapalım. Hem ilçe belediyemiz hem büyükşehir belediyemiz. Bu anlayış halkımız için, halkımızın beklentilerine cevap vermek için uyum içerisinde çalışma zorunluluğumuz vardır. Bu bizim görevimizdir. Uyum hizmeti getiriyor, kaliteyi getiriyor. Uyumlu bir beş yıl geçireceğiz. Huzurlu bir beş yıl geçireceğiz. Hepimiz keyifle çalışacağız. Ağız tadıyla çalışacağız. Beraberlik içerisinde, mutluluk içerisinde memleketimize hep beraber hizmet edelim. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Göreviniz hayırlı olsun. Mut,